Hepsi merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiçek fiyatlarını ve hangi çiçekleri Nisan ve Mayıs aylarında bulabileceğinizle ilgili bir video hazırladım. Evet, karşınızda mine çiçekleri görüyorsunuz. Mine çiçekleri yaz boyunca sürekli çiçek açan çiçeklerden, kışında soğuklardan korursanız yine çiçekli kalabilen çiçek türlerinden. Evet, ateş çiçeğini görüyorsunuz. Bu da çok güzel, bahçe peyzajlarında görebildiğiniz çiçek türlerinden. Çiçek fideleri 2 TL arkadaşlar. Tüm çiçek fideleri bu gezdiğim serada 2 TL. Fakat ben dışarıda birçok yine çiçekçiyi gezdim. Onlarda da 2 TL'den satışa sunuyor. Bu gördüğünüz yer mineleri. Şimdi ise cam güzeline geçtik arkadaşlar. Bunlar da cam güzeli fideleri. Bunlar da 2 TL'den satılıyor. Evet, çeşitli renklerini görüyorsunuz cam güzellerinin. Çok hoş, çok güzeller. Evet, şu anda hercai menekşelerini görüyorsunuz. Yaz, kış her zaman görebileceğiniz çiçeklerden hercai menekşeleri de. Biraz daha geriye geldim. Ateş çiçeğini yine görüyorsunuz. Petunyaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da 2 TL. Renk renk petunyalar. Bunlar da bahçe peyzajında, dış mekanda çok güzel, çok harika duran çiçekler. Bunlar da 2 TL arkadaşlar. Evet, muhabbet begonyalarını görüyorsunuz. Ben bu muhabbet begonyalarını çok seviyorum. Biraz daha büyüyünce alıyorum. Bahçe peyzajında bunlar da çok güzel, harika yakışıyorlar. Muhabbet begonyaları da sürekli çiçek açan çiçeklerden. Kışın soğuklardan korumanız gerekiyor. Kışın soğuklardan korursanız yıl boyunca çiçekli kalabiliyor. Evet, yine petunyaları görüyorsunuz. Renk renk petunyalar. Evet, kaktüs ve sukulentlerin olduğu yere doğru ilerliyorum. Bu boy kaktüsleri 10 TL'den satışa sunuyorlar. Yine bu boy sukulentler de 10 TL'den satışa sunuyorlar. Bunlar yavru kaktüsler ve bunlar yine yavru sukulentler ama biraz daha büyümüş gibi bu sukulentler arkadaşlar. Bunlar da 10 TL'den satışa sunuyorlar. Kaktüsler ve sukulentler güneş alan aydınlık bir yeri seviyorlar. Ve çok suyu sevmiyorlar arkadaşlar. Ama sukulentler biraz daha suyu fazla sevebiliyorlar. Çok da kurutmamanız gerekiyor. Evet, saksıların olduğu yere geçtik. Yıldız çiçeklerini görüyorsunuz şu anda. Renk renk harika yıldız çiçekleri. Yumrulu bir çiçek arkadaşlar. Evet, yıldız çiçekleri de 15 TL'den satışa sunuyorlar. Genellikle saksı çiçeklerini 10 ya da 15 TL'den satışa çıkarttılar arkadaşlar. Yıldız çiçeklerini de bu aylarda görebilirsiniz. Evet, karanfilleri görüyorsunuz. Budur, kokulu karanfiller bunlar. Renk renk harika karanfiller. Karanfiller suyu çok seviyorlar arkadaşlar. Çok çabuk kuruyabiliyorlar. Eğer susuz bırakırsanız karanfillerinizi kısa zamanda kaybedebilirsiniz. Karanfiller de 10 TL'den satışa sunuyorlar. Karanfiller de sıcağı seviyor. Güneşi seviyorlar fakat susuz kalmaması gerekiyor. 10 TL'den karanfiller satışa sunuluyorlar. Evet, şu anda çanta çiçeğini görüyorsunuz. Çanta çiçeği de 10 TL'den satışa sunuluyor. Güneş alan aydınlık bir yeri seviyorlar. Fakat direkt güneşi de koymamanız gerekiyor. Suyunu ihmal etmemeniz gerekiyor. Çok soğuklardan da çanta çiçeğini korumanız gerekiyor. Grup 10 TL'den satışa sunuluyorlar. Renk renk petunyaları görüyorsunuz. Evet, papatyalara geldik arkadaşlar. Çok harika, çok güzel. Bu papatyalar 10 TL'den satışa sunuluyorlar. Evet, yine 10 TL'lik gruptan geçiyoruz. Bodrum papatyalarını görüyorsunuz. Bodrum papatyaları da 10 TL'den satışa sunuyorlar. Bunlar da güneş alan aydınlık bir yeri seviyorlar ve suyu seviyorlar arkadaşlar. Buradaki çiçekler şu anda az önce gördüğünüz çiçeklerin hepsi suyu çok seviyorlar ve güneşi seviyorlar. Eğer su ve güneşin olduğu bir bakım sağlarsanız sürekli yaz boyunca çiçek açıyorlar. Bodrum papatyaları da güneşi seviyor ve suyu seviyor. Bu ikisini ihmal etmezseniz Bodrum papatyaları da sürekli yaz boyunca çiçek açan çiçeklerden.
Evet, renk renk görüyorsunuz. Çok harika, çok güzeller. Evet, yine başka bir çiçek. O da 10 TL'den satışa sunuluyor arkadaşlar. Evet, sardunyaları görüyorsunuz. Renk renk sardunyalar arkadaşlar. Bunlar da 15 TL'den satışa sunuyorlar. Sardunyalar aydınlık bir yeri seviyorlar arkadaşlar. Günlük birkaç saat güneş alan bir yer olabilir. Fakat sürekli ve saatlerce güneş alan bir yer onların yapraklarını ve çiçeklerini yakabilir. Susuz kalmaması gerekiyor sardunyaların. Kışın soğuklardan sardunyaları korumanız gerekiyor. Ilıman bir iklimdeyseniz sardunyaları sürekli dışarıda bakabilirsiniz. Evet, fide çeşitlerine geldik. Bunlar küpe çiçekleri arkadaşlar. Buradaki küpe çiçekleri fidesi 4 TL'den satışa sunuluyorlar. Küpe çiçekleri de aydınlık bir yeri seviyorlar. Fakat saatlerce güneş alan, yakan bir yeri sevmiyorlar arkadaşlar. Dış mekanda bakılırsa çok daha güzel, harika büyüyorlar. Ve suyu çok seviyorlar. Birçok küpe çiçeğinin kaybı susuzluktan oluşabiliyor arkadaşlar. Suyunu yazları ihmal etmemeniz gerekiyor. Sarkım olan küpe çiçekleri var. Yukarı doğru büyüyen küpe çiçekleri var. Bodur küpe çiçekleri var. Tercihinize göre küpe çiçeklerini bakıp alıp yetiştirebilirsiniz. Kışın soğuklardan küpe çiçeklerini korumanız gerekiyor. Evet, sebze fidelerine geçtik. Birçok çiçekçilerde ya da pazarlarda, semt pazarlarında sebze fideleri görebilirsiniz. Bunlar biber fideleri. Evet, patlıcan fidelerini geçiyoruz. Şu anda domates fidelerini görüyorsunuz. Fide çeşitleri 2 TL'den satışa sunuluyorlar. Domatesler de çeşit çeşit. Çeri domates var, pembe domates var, köy domatesi var. Hani siz isteğinize göre bu çeşitleri dikkate alarak satın alabilirsiniz. Şu anda patlıcan fidelerini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, aloe veralar, yine kılıç çiçekleri. Şu anda Arap Yasemin'i görüyorsunuz. Ben fiyatını unuttum arkadaşlar. Ama o kadar güzel bir kokusu var ki, çok harika bir kokusu var. Evet, yine kadife çiçeklerini görüyorsunuz, fidelerini. Bunlar da 2 TL'den satışa sunuluyorlar. Evet, soğanlı çiçeklere geliyoruz. Lale soğanları ve sümbül soğanları var. Bunlar 5 TL'den satışa sunuyorlar burada. Yine sümbüller de çok harika, çok güzel kokuyorlar arkadaşlar. Renk renk sümbül soğanlarını, sümbül çiçeklerini görüyorsunuz. Sümbüller ve laleler birbirine çok, yetiştirme açısından birbirine çok benziyorlar. Ekim, Kasım, Aralık gibi toprağa dikiliyorlar. Toprak altında en az 8 hafta soğuk görmesi gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra Şubat sonu gibi filizlerini verip çiçek açmaya başlıyorlar. Her yıl tekrardan yetiştirmeniz gerekmiyor. Diğer seneye tekrar o soğanlardan da çiçek açabiliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.